seyirci açısından baktığımızda? Şimdi öncelikle her bakanın yaptığı gibi Sayın Bekir Bozdağ sorduğumuz soru önergesindeki soruların istediğini istediği gibi yanıtlamış, istemediklerini yanıtlamamıştır. Diğer sorularınızı da alacağım ben. Hani başka sorularınız da var, onları da öğreneceğim. Ama en azından hani verdiği kısmıyla, cevap verdiği kısmıyla başlamış olalım. Şimdi burada, buradaki mesele şu. Biz tabii ki herkesin kendi dini inançlarını çok özgürce yaşamasını savunuyoruz. Ancak dinin siyasette bir araç olarak kullanılmasını ve dinin siyasetin istediği şekilde muhafazakar bir toplum oluşturulması amacıyla da kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. Bu anlamda elbette ki insanlar dini inançlarını yaşamak için ibadet yeri olarak camiye ihtiyaçları varsa bu camiler yapılmalıdır. Din adamı, imam ihtiyacı varsa bunlar da yetiştirilmelidir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bir yandan bu yapılırken öbür yandan da Alevilerin ibadet yeri olan cemevlerinin de ibadet yeri olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu ülkede yaşayan Alevilerin de vergi verdiği, vergi veren vatandaşlar olduğu, askerlik yapan vatandaşlar olduğu unutulmamalıdır. Onların da inançlarına saygı gösterilmelidir. Ancak bu olaylar şunu gösteriyor. Bir kere Diyanet İşleri alınan personeller, imamlar devlette kadrolaşmanın bir geçiş yeri oldu. Öncelikle Diyanet'e ve işte alınan personel ve diğer imam gibi insanlar oradan devletin diğer kadrolarına yatay geçiş yapmak suretiyle müthiş bir kadrolaşmanın aracı haline getirildi Diyanet. Öbür taraftan da toplumda dinsel bir unsur oluşturma, muhafazakar bir toplum oluşturmanın altyapısını oluşturmak için böyle sürekli dinsel bir eğitim, dinsel bir öğretim amaçlanıyor. Ve okul yapma yerine ihtiyaç olunmasa bile devletin kaynakları camilerde harcanılıyor. Yani etrafımıza baktığınız zaman hiç gereği olmadığı halde mahallelerde, iki mahalle, yakın iki mahallede bile cami olduğunu görüyorsunuz. İkiz cami bile var. Aslında bu siyasi iktidarla bağlantılı bir olaydır bu olay. Yani salt da olayı insanların dini inançlarını yaşamak için gerekli olan bir ihtiyaç, bir unsur olarak değerlendirmiyorum ben. Bu rakamlardan da bu belli oluyor. Burada temel olay muhafazakar bir toplum oluşturmaya yöneliktir. Demokrasi kültürünü yok etmeye yöneliktir. Çünkü muhafazakar bir toplumda demokratik itiraz olmaz. Muhafazakar bir toplumda işte kadercilik egemendir. Yaşanan tüm olumsuzluklar, bu ülkede yaşanan tüm olumsuzluklar, yokluklar, yoksulluklar hepsi bir kaderin sonucu olarak algılanır. Evet. Siyasi iktidar da bunu çok güzel kullanıyor. Ve muhafazakar, tutucu, otoriter bir toplumda siyasal iktidarın zalimlikleri ve zulümlüklerine karşı direnme anlayışı yok edilir. Peki. Şimdi siyasi iktidar bunu oluşturma. Evet. Bunu oluşturmaya çalışıyor öteden beri. Bunun için de en büyük başvurduğu argüman dindir. Dini kullanıyor. Evet. Dini aslında her yerde kullanıyor. Siyasetin bir aracı olarak kendi siyasal amaçlarını ve siyasal düzenini kurabilmek için dinin siyasette alet edilmesi tutun da her tarafta kullanmayı mı varsayıyor? Peki Sayın Öztürk, süren kısıtlı, çok özür diliyorum, böldüm. Cevabını alamadığın sorularla devam edelim dilerseniz. Neydi? Başka kritik sorularınız var mıydı cevap verilmeyen bölümde? Var tabii, yani var tabii. Mesela ben şeylerle ilgili, bu camilerle ilgili yapılan harcamalara, burada ihalelerin kimlere verildiğine, burada yapılan yolsuzluklarına sordum. Evet. Onlara cevap yok. Yine AKP iktidarında yapılan okullar miktarının ne olduğunu, bu okullardaki yapılan tamir bakım giderlerinin ne olduğunu, bunları sordum. Cevap yok. Yine ben aynı Bekir Bozdağ'a
ya da hükümete burada açıkça 4 artı 4 dediğimiz eğitim sisteminden sonra gerçekten İmam Hatip'e dönüştürülen okul sayılarında, İmam Hatip ortaokullarına dönüştürülen okul sayılarında sordum. Bunların hiçbir yanıtı yok. Yani toplumda müthiş, korkunç bir şekilde kişisel baskı yaratılmaya çalışıyor. İnsanlar psikolojik olarak böyle dinsel etkilerin altına sokulmaya çalışıyor. Tabii ki öyle olunca ister istemez böyle totaliter, böyle muhafazakar bir toplum oluşacak. Muhafazakar toplumda da demokrasi yoktur. Demokratik tecavüz vardır. Yönetime yönelik itirazlar olmayacaktır. Kendisine uygun, kendi siyasal yapısına uygun bir muhafazakar ve tutucu otoriter bir toplum yaratma girişimler olarak ben değerlendiriyorum ve bu son zamanlarda giderek artıyor. Artıyor diyorsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. Giderek artıyor. Türk toplumunun istifa edin kardeşim, istifa. Kötüden yana olan herkesin bu konuda çok uyarı olması gerekmektedir. İnsanların dinlerini, inançlarını, mezheplerini gereği onu özgürce yaşamaları farklı bir şeydir. Evet. Ama dinin siyasette alet olarak kullanılarak, araç olarak kullanılarak toplumun din yoluyla yeniden dizayn edilmesi ve demokratik bir toplumdan muhafazakar bir topluma geçişin koşullarının yaratılması ve buna karşı çıkılması farklı bir şeydir. Peki Sayın Öztürk, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.